Allah, Harmony kulağım patladı. Arkadaşlar markete gideceğiz. Harmony bu yüzden çıldırıyor beni yalnız bırakmayın diye. Ceylin diyor ki kucağımıza alalım. Ama köpekler diyor ki sizi yerim. Arkadaşlar köpekler... Ay Harmony dur. Eğer yolda köpekler varsa Ceylin Harmony yüzünden... Yani olmaz mı bu şey? Olur. Olurmuş. Hadi Poyra, seni bekliyoruz. Markete gidiyoruz çünkü çok güzel fırında sebze tarifi buldum. Ama hiç sebzemiz yok o tarifin içindeki sebzelerden yani. Onları almak için markete gideceğiz. Seninle ben az önce bir hindistan cevizi kahve içtim. Hindistan cevizi yağlı kahve içtim. Bu yüzden biraz tempolu bir yürüyüş yapalım da yediklerimizi yakalım dedik. Bu yüzden gidiyoruz arkadaşlar. Aferin, terledim. Önce gideceğiz. Ve alışverişimizi yapacağız. Daha sonra eve gireceğiz ve evi süpüreceğiz. Daha sonra anneannem gelecek ve makarna yapacağız. Her şeyi çekeceğim. Evde annemsizle gün geçiriyoruz arkadaşlar. Yeni bir süpürge aldık. O süpürgenin tanıtım videosunu Gül Korsay kanalında bulabilirsiniz. Ama birazdan göstereceğim eve gelince. Evet. Gidiyoruz. Orada da başka köpekler var. Çöplerimizi aldık gidiyoruz. Hadi bakalım. Çok çöp varmış. Böyle de dağınık bir evet işte. Brokoli. Karnabahar aldım. Bir de kırmızı soğan aldım. Şimdi Ceylin özel isteğim baba geçti. Bunu aldık. Yarın günlerden çarşamba ve annem gelecek. Pazara gider. O yüzden ıspanak almıyorum. Ispanağı pazardan aldım. Bilmiyorum. Hazır gelmişken şuradan çikolatamızı alalım. %80 ama Ülker'i istiyorum. Etinin niye %80'i yok ki? Karam işte. 75 mi vardı? 70 var. 70 var. O kadar. Evet. Labne alalım mı labne? Sütümüz var ama gelmişken labne alalım. Bu arada sütaş labne alalım. Aa. Evet. Ya işte ben. Şuradan bir aha efsane. Şu. Şuraya mı alacağım? Efsane almayacağım. Evde efsane kendi efsane yoğurumuzu vereceğin evde. Dur. Avantaj varmış üçlü. Labne avantajı. Kokmaz çürümez al. Dur kokar çürüceğiz ya. Aa, evet. Ama Temmuz'a kadarmış, alıyorum tamam. Temmuz'a kadar, oho. Hadi gelmişken zeytinyağımız. Evet, buradayız. Fiyatlara bakın arkadaşlar. Fiyatlara bakın, uçmuş market. Market fiyatları uçmuş. Sakin bu sana. Sakin. Sadece 22 yaşındasın, sakin. Evet, bakıyorum başka alacak bir şey. Soda alıyorum. Kimyon. Allah da hepimiz söyle. Ceylin acaba kimyonun ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Baharat. Kimyon aldım. Bir de tatlı toz ben ha. Şuraya gelmişken basamızı da yenileyelim. Arkadaşlar şarkı da eğlenmesi için alabiliriz. Gelin. Bakın ne var burada. LOL balonu. Yanında ne var? Oyuncaklar bakabilir miyiz Ceylin'e? Ay astronot oyuncağı. Ay Ceylin en iyili varmış. Bana el alır mısın? Kızma birader. Çocukken çok oynardım evet ben bunu. Çok güzel balon çeşitleri varmış. Ya. Dolapla vardı. Bak ya burada Lego bile var. Ay şu mutfak şey yemek takımı araç geçti. Aa şu gol baksana gol şu gol. Şey bir oyun biliyor musun? Ünlü bir oyun. Acaba alsak mı bu gol'u? Düşünelim arkadaşlar alalım şu gol oyunu oynayalım. Ne dersin? Yani şimdi değil annem gelince. Şimdi gelin kasaya gidiyoruz. 179 liraya alışverişimizi tamamladık. Şimdi eve gideceğiz. Hemen annem gelecek. Şipşak şu yemeği yapıp hemen fırına atmam lazım. Anneannem gelecek ve mantı yapacağız. Poyraz dur. Mantı mı? Mantı değil makarna. Poyraz dur derken düzeltemedim kendimi. Geldim. Ah Allah. Evet anneannemden bir kargo gelmiş arkadaşlar. Makarna yapacağız ya. O yüzden mağazaya gelmiş. Allah aşkına bir dur bir. Kapatayım kamerayı bir temizlenip gelelim. Tamam hadi. 1 hour later. Evet gözümüzü takıyoruz ve başlıyoruz şimdi çalışmalara. Önce fırını açalım. Hızına yetişemezsin Ceylin. Evet bugün kargolarım geldi arkadaşlar. Organik hindistan cevizi unu, organik hindistan cevizi şekeri ve badem unu aldım. Biliyorsunuz biz mutfağımızda artık ne yaptık? Sağlıklılaştırdık. Bu yüzden artık sağlıklı şeyler yiyoruz, besleniyoruz. Hatta şu anda yapacağım yemek bayağı hani böyle yemeği abarttığınız zaman ertesi gün yenilecek bir yemek. Ki biz de son günlerde yemeği biraz abarttık. Mesela işte sürekli makarna falan yiyoruz mesela. Bugün öyle şey yemeyeceğiz. Hemen şunları toplayarak başlıyorum. Fırında karnabahar, mantar, brokoli ve soğan kavurması gibi bir şey yapacağız ama fırında. Sonra ona çok güzel süzme yoğurtlu, limon sulu, tahinli bir sos yapacağız. Ve o sosa bandıra tahin yiyeceğiz. Tahin mi? Evet. Tahin. Çok güzel. Tahinli, yoğurtlu, limon sulu bir ne? Sos. Şuraları hemen hızlı bir toplayalım. Şimdi annem gelecek birazdan bununla birlikte makarna yapacağız. Bakın böyle daha küçük odalım %85. Neredeyse %100'ü. Ağzıklarımızı yerleştirelim. Masamız. Bakın diğeri bitmeden diğerini almıştım. Aşk gözü sitesinde yok. Şöyle poşeti... Eskiden baharatlar. Mutfağa sokmadan tek tek hepsini dezenfektanlardık. Ne oldu bize? Bağışıklık kazandık, alıştık artık. Devam. Sebzelerimiz, sodamız ve süzme yoğurt. Hemen süzme yoğurdu ve lavmayı dolaba kaldırıyorum. Tamamdır bu. Bunları da kimyonu birazdan kullanacağım ama ben yine şuraya koyayım şimdilik. Çikolatamız, şunumuz, bunumuz. Evet arkadaşlar. Bunu söylemeye vakti geldi artık. Evinize yardımcıya mı ihtiyacınız var? Evinizi baştan aşağı yaratıp mükemmel bir düzenleme yapacak bir insana mı ihtiyacınız var? Aynen diye geliyorum arkadaşlar. Tam bir
Hizmet için doğmuşum ben arkadaşlar. Hizmet, düzenlemek, toparlamak, arayın geliyorum. Anneannemle göndermiş ona bakıyoruz. Süt, yumurta ve maya, un ve un. Un ve un mu? Evet, yani buğday unuyla normal un karışık. Anneannem bunları göndermiş. Anneannemiz için hemen şu bezi yıkayalım. Birazdan gelir anneannem arkadaşlar. O gelmeden bizim diğer yemeği hazırlamamız gerekiyor. Ve süpüreceğiz. Ceylin arkadaşlarımıza gidip balkonu gösterir misin balkonu haline? Bugün Gülkonca kanalı için video çektik arkadaşlar. Yeni bir süpürge aldık. O süpürgeyi tanıttık. Şimdi o süpürgeyle birazdan annem gelmeden bu işleri bitirip süpürmem lazım. Bir de o işim var düşünün. Şimdi arkadaşlar karnabaharımızı, brokolimizi, mantarımızı ve soğanımızı ve patatesimizi yıkıyoruz. Daha sonra güzelce kupkuru bir hale getiriyoruz. Önce keseceğim, ondan sonra ekleyeceğim. Yarısını mı kullanacağım? Bilmiyorum, daha karar vermiyorum. Şimdi bunları bulayacağım mı? Bunları ben güzelce bir yıkayacağım, önce sonra kurulayacağım. Ondan sonra soslayacağız ve fırına atacağız. Kolay yani. Tamam. Geçtik karnabahara. Ne güzel kıtır sesi ya. Şimdi 10 dakikada bir karıştırarak toplamda 40 dakika pişeceğiz bunlar. Önce yıkaması ve kurutması var. Ve asla bende göz müdem olmaması yani. Şu an aynı boyutta mı kesiyorum? Farklı boyutta mı kesiyorum? Sıra. Eyvah. Şimdi soğanı ayrı sıçacağım lan çünkü soğan zaten yıkanmaz. Soğanı yıkamayacağım. Onu bir de yıkayıp kurutmakla uğraşacağım. O yüzden soğanı kesip ayrı bir yere koyacağım. Ay birleştirmeyeceğim dedim. Gitmeye birleştirdim. Şimdi bunlar da zaten yağlanacağı için buraya atıyorum bunları ben şimdiden. Diğerlerini yıkayıp kurttuktan sonra bunun içine atacağım. Daha sonra burada soslayacağım. Patatesler de mi yıkayacaksın? Patatesler de yıkayacak evet. Anneannem geldi. Namaza geçti. Ben de şurada şunları mı yıkayıp kurulayacağım? Böyle diyorsun. Evet arkadaşlar, anneannem balkonumuzu topluyor. Ben de o sırada sebzeleri gördüğünüz gibi yıkadım. Ve şimdi kuruttum böyle peçeleri, bastırdım. Baya güzel kuruttum. Şimdi bunların hepsini atıyorum ve soslayacağım. Daha sonra da fırına göndereceğim. O sırada anneannemle makarna partisi yapacağız. Yani makarna yapacağız. Evet, anneannem kendi evinde yorulmamış gibi gelip bize de bulaşık içine girdi arkadaşlar. O zaman Ceylin ve Poyraz, siz şunun tadına bakarak başlayın. Bir tane sebze seçin kendinize. Patates. Çok sıcak olur patates ve sosların tadını alamazsın. Brokoli. Poyraz sen de seç. Neli sos? Mantar var, brokoli var, karnabahar var. Seç bir tane ve batır çatalım. Seç Poyraz'cığım. Poyraz da mantar seçiyor. Önce tahinli, yoğurtlu, limon soslu sosumuzu deniyoruz. Yani şu. Batırın. Poyraz'cığım batır. Üfleyin. Ya şu orada ne? Şunu alır mısın Allah aşkına orada? Evet. Teşekkürler. Evet Poyraz. Sos nasıl? Ben sosu tattım arkadaşlar. Sos mükemmel. Sosu bir de bir çatal alalım sosu. Sostan böyle bir sostan bir çatal alacağım. Ceylin sostan bir alır mısın? Alacaksın sostan. Bir çatal. Evet. Nesini sevmedin sorayım? Tahin tatlı olduğu için. Tamam o zaman diye. Başka bir sebze alıyoruz ve avokado sosumuzu deniyoruz. Farklı bir sebze mi almak zorundayım? Evet, karnabahar aldım herhalde şu günden. Poyraz sen de farklı bir sebze al. Nasıl? Nasıl? Poyraz sen de küçük bir karnabahar. Bak şurada küçük bir karnabahar var. Nasıl? Avokado sosu çok güzel değil mi? Çok güzel. Afiyet olsun çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Ceylin yapmış buraya saatler önce almamışsın. İki kız çeliktir, herkes bilir bunun adı aşksa. Aşk mı? Nasıldı biz şeftiricim? Duydunuz az önceki seslerden Ceylin süpürdü. Ama üst katı süpürmedi, üst katı şimdi ben süpüreceğim. Niye süpürmedim? Çünkü şarj bitti. Evet şarj bitti. Şurası bitti. Bileyim. Ya bir dur bir süpürdüm yemeğe. Hele odasına gidelim Ceylin. Ben yoksa ışın kılıcımda sana ateş ederim. Şimdi ben süpürüyorum. Anneannemi gönderdik orada. Anneannem niye yere gitti. Bu arada annem çok beğendi. Ceylinler biraz sağlığa karşı. Yemeği beğendik ama sadece sosu beğenmedim. İşte tahinli sosu. Yoksa avokadolu ve sebzeleri beğendim yani. Bu arada şey diyor. İlk önce tam olarak şarj edin diyor. Yani tam olarak yani. Şu an hala daha etkisini bence tam olarak göstermiyor. Tam olarak ya, şarj ölmüş. Şey olması gerekiyor yani şimdi süpüreceksin ya. Yarına kadar 24 saat şarj olacak yani. 24 değil 4 saat şarj oluyormuş. Yani tamam, gece hayır yani. Tamam. Arkadaşlar
bu süpürgenin, ay ne kadar pis süpürgemiş. Bu süpürgenin tamamen her bir ayrıntısını incelediğimiz, teker teker her bir başlığını test ettiğimiz video yakında Gülkozay kanalında olacak. O kanalda gelip abone olarak videoyu bekleyebilirsiniz. Şimdi ben evi süpürüyorum. Ceylin olsa da montajını anlasın ve sizlerle videoyu buluştursun. İşte bizim annemsiz bir günümüz böyle geçiyor arkadaşlar. Sabahtan itibaren çekmedim. Sabah da uyandık, kahvaltımızı yaptık ve mutfağı topladık. Sonra hemen çekmeye başladık. Yani onun dışında bir şey yapmadık. Annemsiz bir günümüz bu şekilde. Şimdi duşa gireceğiz. Başka ne yapacağız Ceylin? Şu kravatları toplayacağız ve oturacağız. Havanın kararmadığına bakmayın. Saat şu anda 6.30-7'ye geliyor. Sonra da saat 8 olur zaten ve otururuz. Bizim bir günümüz bu şekilde. Peki sizin aileniz evde yokken ya da işe vesaire gittiğinde bir gününüz nasıl geçiyor? Sizin de gününüzün nasıl geçtiğini çok merak ediyorum. Yorumlarda anlatmanızı istiyorum. Bir sonraki videoya kadar sağlık, mutluluk, eğlenceli kalın. Oyun oynamaya çocuk kalın. Hoşçakalın.